Merhabalar. Bu videoda dünyanın en derin dördüncü gölü olan Vostok Gölü'nden bahsetmek istedim. Vostok Gölü 35 milyon yıl önce etrafı ormanlık bir ekosistem ile çevrili bir yerde. O zamanlar üzeri henüz buzlarla kaplanmamış olduğu için atmosferle de direkt bağlantısı vardı. Buzulla kaplanma süresi jeolojik anlamda uzun bir zamana yayıldığından barındırdığı türlerin bir kısmı bu süre boyunca adaptasyon geçirerek korunmuş olabilir. Ama 15 yıldır buzul tabakası ile örtülü olması nedeniyle yaşamın korunamayacağı kadar zorlu koşullara sahip olduğu ve tamamen steril hale geldiği sanılıyordu. Dolayısıyla bilim dünyası Vostok'tan gelen sonuçlar karşısında bir hayli şaşkın. Gölde karşılaşılan çeşitlilik, aşırı zorlu koşulları nedeniyle hiçbir organizmanın canlı kalamayacağı iddia edilen bazı gezegenler içinde yeni bir umut yarattı. Antarktika'da bulunan buzulaltı gölünün en büyüğü olan Vostok, 15 milyon yıldır dünyadan izole bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bu gizemli yerde ne tür canlılar yaşıyor bilinmiyor. Dünyanın en derin buzulaltı gölü olan bu yerin keşfi ise bir hayli ilginç. Antarktika'nın yüksek kesimleri üzerinde uçuş yapan bir grup araştırmacı, oldukça geniş ve anlam veremedikleri bir düzlük keşfetmiş. Bu keşfettikleri buzul altında bir göl olup olmadığını öğrenmek için bir dizi araştırma sonucunda nihayet dünyanın en derin dördüncü gölü keşfedilir. Bu keşfin nedenli büyük olduğu ise 90'lı yıllarda radar altimetre sistemlerinin kullanılmasıyla algılanmış. 250 kilometre uzunluğa, 50 kilometre genişliğe sahip Vostok'un 1000 metreye aşkın bir derinliği olduğu tahmin edilmektedir. Gölün boyutlarını daha iyi tasvir etmek gerekirse, gölün bir ucu İzmir Saat Kulesi'nde olsaydı, diğer ucu Bursa'nın merkezinde olacaktır gibi tanımlayabiliriz. Vostok Gölü Havzası, kıtasal bir çarpışma zonunun bütünleşik yapısı içerisindeki küçük bir tektonik hat üzerindedir. Gölün bir yarık vadi içerisinde konumlanması, proksimal deprem kayıtları ve gölün kuzeyinde keşfedilen erime zonları, gölün kuzeyinin jeotermal açıdan aktif olduğunu işaret ediyor. Bir diğer gösterge ise, katılım buzulu izolatlarında termofilik ve termotolerant yaşam formlarına rastlanmış olmasıdır. Gölün üzerindeki buzul örtü, kuzeybatı-güneydoğu yönünde yılda 2 metre hareket etmektedir. Bu gizli yer bir tatlı su gölüdür. Göl atmosferden yaklaşık 15 milyon yıldır izole durumda olduğu için tam karanlık hüküm sürer. Buradaki enerji kaynakları aşırı ölçüde sınırlıdır ve çözünmüş organik karbon içeriği aşırı düşüktür. Oksijen ve nitrojen kaynağı olmasının yanı sıra besin ve organik madde bakımından zengindir. Vostok Gölü'nün sıvı suyundan maalesef ki örnek alınamamaktadır. Bunun sebebi ise tektonik yetersizliktir. 15 milyon yıldır laboratuvar koşullarında korunmuş izole bir ekosistemi sondaj gibi kirli denebilecek bir çalışma ile kirletmek tam bir felaket. Çünkü sondaj işleminde yağ bazlı kerosen kullanılır. Bu madde halk arasında gaz yağı olarak bilinir ve bu petrol türevi sıvı pek çok organizmayı göle taşıyabileceği gibi yağ bazlı olmasından dolayı göl ile temas ettiği anda göl yüzeyini kısmen örtebilir. Ayrıca kerosenin göle temas etmesi durumunda izole durumundaki göle farklı türlerde karışabilir. Bu da gölde keşfedilme olasılığı olan organizmaların hangisinin Vostok'a ait olduğu konusunda şüpheye düşürebilir. Fakat buna rağmen yine de göl örneklenebilmektedir. Bunun için ise ciddi titiz bir çalışma gerekiyor. Vostok Gölü'ne ait ilk yaşam belirtileri organizmaların içerisinde gizli. Burada aerobik, anaerobik gibi denizel organizmalara ait gen dizileri bulunmakta. Burada denizel genlerin bulunmasının sebebi jeolojik devirlerden Eosen sırasında Vostok bölgesi de dahil olmak üzere Antarktika'nın çoğunda kıtasal buzulların az olmasıdır.
Bu dönemde deniz seviyesi günümüzden 50-100 metre yüksekti. Deniz seviyesinin yüksek olması, Antarktika'nın Eosen'de çok daha kompleks ekosistemlere sahip olabileceğini işaret ediyor. Ekosistemlerin bu uzun ve kompleks yapısı, Eosen'de Vostok Gölü'nü okyanusa bağlamış olabilir. Vostok Gölü, buzul yüzeyinin altında sıvı halde su bulunduğuna dair ciddi bulgular olan Europa'nın dünya üzerindeki en iyi uygulama alanıdır. Jüpiter'in 4 büyük uydusundan biri olan Europa'da yaşamın ayak izlerini aramak oldukça zor, pahalı ve atılacak her adımdan %100 emin olunması gereken bir proje. Vostok Gölü'nü penetre edecek temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve nihayetinde gölün bir bütün olarak keşfi Europa'ya uzanan yola ışık tutabilir.